turizm alanında girişilen faaliyetlere her gün bir yenisi ekleniyor. İşte geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükefes Oteli'nde otelcilik endüstrisinin ihtiyacını karşılayacak vasıflı personel yetiştirmek için bir kurs açıldı. Bu münasebetle yapılan toplantıda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Eğitim Dairesi Müdürü bir konuşma yaparak İzmir Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi'nde öğrencilere sağlanan imkan ve yardımları anlattı. Daha sonra Büyük Efes Oteli Genel Müdürü kursa katılan gençlere iyi çalışmalarını, ilerideki görevlerinin turizm endüstrisi yönünden önem taşıdığını belirtti. Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat da bir konuşma yaparak, turizm eğitimi çalışmalarında hareket noktamız, bir yandan yeni tesislerin yarattığı personel ihtiyacını karşılayacak vasıflı iş gücünü hazırlayıp turizm sektörüne kaydırmak, öte yandan da bu sektörde çalışan personelin bilgi ve maharetini arttırmaktır, dedi. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk kondu ve saygı duruşunda bulunuldu. Aynı gün, Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat, kurs süresince teorik derslerin okutulacağı ve kursa katılan parasız yatılı öğrencilerin kalacakları eğitim merkezini de hizmete açtı. Kurs, ön büro hizmetleri, otel muhasebeciliği, servis, kat servisi ve mutfak bölümlerinden meydana geliyor. Her bölümün kendi branşı ile ilgili derslerinin yanı sıra İngilizce, Fransızca, genel kültür ve görgü, sosyal eğitim, turizm coğrafyası ve sanat tarihi, konaklama hukuku, otel muhasebeciliği ve kambiyo, mal bilgisi, aritmetik ve sağlık dersleri veriliyor. Kurstaki pratik derslerin öğretmenliğini Büyük Efes Oteli yöneticileriyle kısım şef ve yardımcıları yapıyor. Şu anda eğitim merkezinde verilen İngilizce dersini izliyoruz. Yurdumuza gelen yabancı turistlerin otel personeliyle olan münasebetlerinde yabancı dil büyük önem taşıyor. İşte bu yüzdendir ki yabancı dil dersleri kurs programında haftada 10 saat olarak tespit edilmiş. Mesleki derslerin teorik çalışmaları da eğitim merkezinde yapılıyor. Bu derslerde öğrencilere genel konularda meslekleriyle ilgili bilgiler veriliyor. İşte teorik bilgilerin pratikte tatbikleri. Büyük Efes Oteli mutfağında öğrencilere çeşitli yemeklerin yapılışları hakkında tatbiki olarak bilgi veriliyor. Bunlar da kursun kat servisi bölümü öğrencileri. Öğretmenleri kendilerine açıklamalarda bulunuyor. Bir otelde kat servisi olarak yapılan her iş hakkında bilgi veriyor. Ve aynı işlemleri teker teker öğrencilere yaptırarak tecrübe edinmelerini sağlıyor. Servis bölümü öğrencileri ise branşları ile ilgili edindikleri bilgileri arkadaşlarına servis yaparak tatbik ediyorlar. İleride otellerimizde vazife alacak olan bu öğrenciler, turistik sahada ihtiyaç duyulan iyi yetiştirilmiş personel ihtiyacını karşılayacaklar. Kursun ön büro bölümü öğrencileri ise Büyük Efes Oteli'nin resepsiyonunda öğretmenlerinin kontrolü altında mesleklerinin pratik tatbikatını yapıyorlar. Turizm Tanıtma Bakanlığı'ndan açıklandığına göre bu kurslar ilerideki yıllarda diğer şehirlerimizde de açılacak.
Atatürk Sanatoryumu Yardım Derneği'nce yüksek mimar ve arkeolog Doktor Nebin Beken ve eşi Nurdan Beken tarafından hazırlanan Türkiye'nin Tarihi Turizm Değerleri sergisi açıldı. Açılışta Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat ve Sağlık Bakanı Vedat Ali Özkan da hazır bulundular. Atatürk Sanatoryumu Başhekimi Ender Bozyakalı bir konuşma yaparak serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerde bulundu. Daha sonra Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat sergiyi açtı. Sergilenen eserler, sanat değerinin yanı sıra arkeolojik değer de taşıyor. Türk mimarisinin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geçirdiği devreler en ince detaylarına kadar belirtilmiş. Bunun yanı sıra Türk kadın giyiminin Buhara'dan Rumeli'ye kadar geçirdiği evrim de çeşitli tablolarda işlenmiş. Açılışa katılan davetliler sergiyi gezerek bilgi almışlardır.